çok komik görünüyorsun. Bu fotoğrafta Bay Batı'nın yazdığı oyunda korsan rolü oynuyordum. Hey, bakın bu Fabrizia. Onu prensese benzetmek hiç de kolay olmamıştı. Bu giysiyle bir cadı gibiydi. Evet, çok korkutucu bir canavar. Tırnakları uzun ve çok keskindi. Hayır, değildi. Onun adı Fabriola'ydı. Hepinizden iyi biliyorum çünkü kaçırdığı kişi bendim. Yani demek istediğin... Bize diyorsun ki o kötü ve korkutucu bir canavardı. Zıplayan tavşanlar adına bırakın konuşsun. Hikayeyi bildiği gibi anlatsın. Hadi başla Violet, anlat bize bakalım. Her şey şöyle oldu. Hepsi bir sabah Bay Batı'nın oyununun provasını yaparken başladı. Bu seninle aramızda kalsın Victoria ama hiç bu kadar güzel bir gün batımı görmemiştim. İçimden gece boyunca eğlenip şarkı söylemek geliyor. Her anın tadını çıkarma. Gece bitene dek eğlenmek olacak. Tamam. İçimden gece bitene dek eğlenip şarkı söylemek geliyor. Rolünü hala ezberledin. Ezberledim. Neredeyse hepsini hatırlıyorum. Başrol oyuncusunun konuşması fazladır, bilirsin. Evet, biliyoruz. Çünkü haftalardır ortada tek başına dolaşarak konuşmanı dinliyoruz. Evet, biz de sahne arkasında giysilerimizi yaptık. Yeteneğimizi boşa harcadık. Bay Barton sizi tiyatronun her yönüyle tanıştırmak istiyor. İçi ve dışıyla. Periwinkle fotoğrafçı olarak önemli bir role sahip. Evet öyle. Hayatımın rolü olacak. Bir araya toplanın ve peynir değil. Peynir. Giysilerimin içinde daha çok fotoğrafı istiyorum ben. Gidelim Violet. Bay Batın bekliyor. İstediği patronlar bende ve prenses giysisini denemen gerekiyor. Aa, benim prenses giysim. Zinya teyze, denemek için sabırsızlanıyorum. Ben hazırım, gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Durdurun onu. Ama baba gitmek istemiyorum. Ben sarayımdan uzakta asla yapamam. Adamlarımın bana ihtiyacı var. Aa, bak Zinya teyze. Bu oyunumuzun afişi. Ormanın prensesi. Başrolde olduğun için bu da senin resmin canım. Seninle gurur duyuyorum. Merhaba Zinya. Merhaba Violet. Açılış gecesi için biletlerimi aldım. Ah, çok heyecanlıyım. Umarım rolümü unutmam. Unutmazsın. Açılışa daha günler var. Hoşçakalın. Güle güle. Giysini denemen gerekiyor. Alexander, biz geldik canım. Bu ne şeref? Bir yıldız ve en iyi dostum aynı anda dükkanıma geldiler. Violet, prova yapmaktan bitkin düştüğünü biliyorum. Ama bunu deneyecek kadar gücü bulabilir misin? Tabii. Bunu hemen deneyeceğim. İşte istediğin patronlar. Teşekkür ederim Zinia. Bu tam benim düşündüğüm şey. İpek kulağına nasıl geliyor? Gayet güzel. 2 metre gerekecek. Sanırım bana biraz uzun geldi. Hayır. Gayet güzel olmuş. Bütün iş hayatım boyunca daha güzel ve yetenekli bir prenses hiç görmemiştim. Sen oyunum için en harika seçimsin. Teşekkür ederim Aymatız. Giysime bayıldım. Öyle güzel ki. Dikkat et yırtılmasın. Çok hassas bir şeydir. Şimdi sırada ne var? Kullanabileceğin artık kumaşlarım var. Merhaba. Papilyonun giysisine kullanabilirsin mesela. Hayır, teşekkür ederim. Onun giysisine mükemmel gidecek bir miktar taftan var. Yine de eve giderken her ihtimale karşı yanına biraz al. İşte getirdim. Ah, teşekkür ederim Alexander. Çok güzel. O benim. Benim giysim. Hırsız. Violet. Hey. Ne